Haktan Uysal Asım felaketinde fay hattı işte tam da Demirköprü köyünün geçtiği noktada, bulunduğu noktadan geçti ve geçerken de burayı adeta paramparça ederek geçti. Bizler şu anda Demirköprü mahallesine ait okulun bahçesindeyiz. İşte okul burası, okulun önündeki bahçede ise görmüş olduğunuz gibi fay hattının açmış olduğu kanal var. Adeta bir kanal gibi görüyorsunuz, katman katman kırılmış bir şekilde. İleride ise Asi Nehri var. Asi Nehri'ne doğru yürümeye çalışalım bir taraftan da. Tabii ki burada pek çok noktadan kırıldığı için aslında bahçede yürümekte elbette zor. Yan tarafta evler var. İşte o evlerde görüyorsunuz kırılan fay hattının hemen aşağısında düşmüş durumda. İşte görüyorsunuz sadece o bulunan yer değil, burası da yani basket sahasının olduğu yerden de fay hattı geçti. Geçerken de işte hemen buraları böyle parçalayarak geçti. Hemen yan tarafta Asi Nehri var. İşte o Asi Nehri'ndeki su da hemen görüyorsunuz köyün içerisine doğru, mahallenin içerisine doğru açılan fay hattıyla birlikte girmeye başladı. Burası aslında Antakya ilçesi ile Reyhanlı ilçesi arasında kalan hat, bölge ve hatırlayacaksınız Reyhanlı ilçesinin de yolları fay hattıyla kırılmıştı. Ulaşımda aksamalar meydana gelmişti. İşte Demirköprü de oraya yakın bir noktada diyebiliriz. Tam Antakya ile Reyhanlı ilçesinin ortasında diyebiliriz. İşte buradan fay hattı geçti. Şunu da belirtelim. Burada biliyorsunuz ilk deprem sabah saat 04.17'de meydana gelmişti. 7,7 büyüklüğündeki deprem. İşte o depremde burası sadece hasar almıştı. Ancak ikinci deprem sonrasında işte buradan fay hattı kırıldı. Kırılmakla birlikte köydeki pek çok evde maalesef kırılan fay hattıyla birlikte oluşan çukurun içerisine düştü. Görüyorsunuz ağaçlar devrildi. Evler bulunduğu kottan daha da aşağıya düştü. Ve Asi Nehri'nin de o suyu şu anda Demirköprü'nün içerisine doğru akmaya başladı. Diğer taraftan da tabii ki görüştüğümüz kişilerin iddiasına göre fay hattının kırılmasıyla birlikte yer altından da su akmaya başladı. Su fışkırmaya başladı. Neredeyse ağaç boyunda Fırat. Diğer tarafa gidelim. Diğer taraftaki evleri de gösterelim. Diğer tarafta da yine görüyorsunuz oradan da yine fay hattı geçti. Fay hattının geçmesiyle birlikte oradaki evler de aşağı doğru düştü. Hemen yan tarafta görüyoruz. Gösterebilirsem Fırat, eğer hemen yan tarafta bak, Asi Nehri'nin olduğu noktadan kırılma var. O tarafa doğru da ilerleyelim Fırat, hızlı bir şekilde. Ve fay hattının kırılmasıyla birlikte işte yer altından da su neredeyse ağaç boyunca yer altından fışkırmaya başladı. İşte o kırılan noktalardan bir tanesi de işte burası. Burada da yine kırılan ayrı bir hat var.